Xudonun qalbini topadigan, iritadigan keyingi inson bu saxiy bo'ladi dedilar. Alloh saxovatni har kimga bermaydi. Ba'zi insonlarni pig'li qo'yini tor qilib yaratadi. Ba'zi insonlarni saxiy qiladi. Qaysi bir insonni ruhiyatida, tarbiyatida Alloh taolo saxovatni joylagan bo'lsa, oqibatini shu insonni xayr bilan, yaxshilik bilan tugashini iroda qildi demak. Shuning uchun Alloh aytayapti, jannatga birinchi bo'lib hatto payg'ambarlar ham emas. Jannatga birinchi bo'lib hatto qorilar ham emas. Jannatga birinchi bo'lib otinoylar ham emas. Jannatga birinchi bo'lib sahiy kiradi deyapti Alloh. Bir vaqtda buvlarimizning so'zi bo'lardi. Go'rik pig'li keyingi go'ri keng bo'ladi. Pig'il torri guri tor bo'ladi. İnsan zotı qabrga lahatga qo'yilgan zohoti his qilib qabrga jon kirgandek kiriyotgan odamga pig'il qo'yiga qarab turib yo kengayarkan yo torayarkan qabr. Shuning uchun dunyoda bizdan nima qoladi deyilsa, saxovat qoladi. Bir piyola ovqatni birovga ilinib chiqishingiz ham saxovat. Kezi kelganda bir insonga hech narsangiz yo'q, lekin qo'ynini ko'taradigan ikkita gap gapirib qo'yishingiz ham bu ham saxovat bo'ladi inshaalloh. Payg'ambarim alayhi salatu vasallam marhamat qildilarki, demak mana shu ibodat bilan saxovat ummatimni qabr va oxiratda ishini ancha o'ngiga bosadi dedilar. Allohdan so'raylik, umid qilaylikki, hammamizga shu ibodat bilan saxovatni Alloh oxirgi nafasimizgacha jo inshaalloh yo'ldosh qilsin. Kechiginda mana bizani o'zimiz ham erkaklarga Mavlid Nabiy o'qitdik. Hamma keldi. Shu xonadonning sohibini o'rnilari alohida bilindi. Biz xizmat qilib turib ham qizlariga ham yetdik. Biz haqiqatan Alloh uchun shu odamni hurmat qilardik. Haqiqatan ham yaxshilar sifatida ko'rardik. Shu odam tumonat keldi, bitta shu xonadon sohibi kelmaganlari, shu xonadonning egasi kelmaganlari bizga qanchalik alamli, endi istirobli bo'ldi. Hammani ham Alloh hammadan keyin qayg'uradigan qilmaydi. Bandalarning qalbiga birovni muhabbati tushishi, bandalarning qalbiga birovni mehri tushishi oson bo'lmaydi. Xudo o'sha odamni nimadir amalini yoqtiradiki, keyin bandalar uni ketidan qayg'uradigan, ko'zida yosh bilan eslaydigan qilib qo'yadi. Allohdan so'raylik bizga ham, bizdan ham keyin nimadir yaxshilik qolsin. Bizdan ham keyin bolalarimizga otangiz yaxshi inson edi, onangiz haqiqiy yaxshi ayol edilar. Shu odamni yo'qotganim meni yo'qotishim, meni shaxsiy oilamni yo'qotishi deb bilmayman. Shuni yarasi meni ham yaram deydigan darajada bir inson bo'lishlikni nasib qilsin. Xudoning rahmati bilan aytmoqchi bo'lganim jimlarni jam qilib shu xonadon egalarida inshaalloh saxovat bor edi. Yaratgan egam ana shu saxovatdan, qilingan chiroyli saxiylikdan, ihsonlardan bugun qabrlarida nur bo'lsin inshaalloh bugun xonadonimda Yana saxiylik ulashilyapti. Bugun menga odat bo'lgan ne'mat bolalarimga odat bo'pti. Mandan keyin ham farzandlarim non, osh ulashadigan saxiylardan bo'pti deb ruhlari halovatli bo'lishligini Alloh nasib etsin. Bugun ruxsat bersanglar, inshaalloh sizlar bilan azgina ilm haqida gaplashamiz. Alloh taoloning rahmati bilan mana Xudoga shukr, ancha ilmlarga bemalol yo'l ochilyapti. Xudo xohlasa, yaqin orada hammanglar Qur'on bilan sizlar tengi ayollar tajvid bilan 6 oylik kurslarda malakiyalarni Qur'ondan ancha ta'limotingizni oshirishingizga sharoitlar yaratilyapti. O'ylaymanki, shu narsadan chiroyli foydalanasizlar. Men xolardim, juda ham xolardim. Hammanglarni chochinglar oqarib, mushtipar ayol bo'lganda ko'zingizlar kalomga, Allohning kitobiga termilib turib, supalarda bir nur bilan o'tiradigan ayol bo'lib qarishingizni juda ham xohlardim. Alloh nasib qilsin shuni. Payg'ambarim alayhi salatu va salom marhamat qildiraki Qur'on bu haqiqiy Allohning marhamati, Qur'on bu haqiqiy Allohning ne'mati bo'ladi dedilar. Qur'on o'qiydigan ayol qo'rqmasdan men Xudodan maktub oladigan ayolman desa bo'ladi dedilar. Ichingizlarda Qur'on o'qiydigan ayol bo'lsa, men Xudodan xat olib turaman, Xudoni yaqiniman desa bo'lar ekan. Xatni kim begana-beganiga yozmaydi. Xatni yaqinlar yozadi bir-biriga. Demak, Allohning maktubi bu kalom bo'lar ekan. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu aytdilar, kalomni o'qidingiz, tokchaga qo'ydingiz, kuz o'shaqa yugurib-yuribdi. Hech halovat yo'q, yana og'iz kelaveradi qo'lingizga. Nega? Nega shu kitobdan uzila olmaydigan bo'lib qolganman borgan sari? Bu qalbning poklanayotganidan, dog'lardan forig' bo'layotganidan dalolat turdi dedilar.
Dağ kubçili insanda bolad. Değerli hamamızda. O dağ nimadan payda bolad. Vaxt kese adavattan, vaxt kese garazdan, vaxt kese hasattan, alamdan payda bolad. Bana şu dağlar barakken, Allah'ın sözünü iştirdikken de yığlamaydıken bu kalırken bize. Bana şu dağlar barakken, namazı uz vaxtıda okuyamaydıken bu kalırken bize. Allah etvattı. Senin kalbin benim nazargahım. Onu pakıza tutken, ben vaxtı vaxtı bilen kalbinge nazar salı ben. Ey benden o sarışta paklengen, aklengen bir üydey bulsun duatta Allah. Allah biledi, bir benden emeli yetmegen takdir deyem kıyamet günü. Kalbini çıralıyla giden, bitti kalbini aklıgını uzdan, Allah cennette hükümünü bir olarak yani inşallah. Peygamberim aleyhisselam merhamet kuvvettiler. Kur'an şunu deyin nimet ki dediler, bize ge, acem halkları ge, her bir harfi ge 15 de sevap var ge. Bana Kur'an okuvasıyla, üyüde Kerim bir kelime Kur'an oku koydu dizdi, taharat alıp geldiz. Elhamdu sözü. A'ge 15'te, lam'ge 15'te, ha'ge 15'te, mim'ge 15'te, du'ge 15'te. Arapla geç edip soruşudu sahabeler Peygamberim aleyhisselam ettiler. Ulege 10'teden dediler. Nege acem'ge 15'te, bizge 10'te dedi Araplar? Çünkü silahını 10'a tiliyle dediler. Uuu, tillerini doğurlayıp, sizi tilizge ap gelip. Kur'an'ı muhabbet bilen okuvattı mı sizden bir yarım beri var kubra sevap oladı dediler. Duyan biz anı, Kudan'ı iltifatıge yetiştirgeni inşallah. Muaz ibn Cebel radiyallahu anh hoge Peygamberim aleyhisselam ettiler. En kub Kur'an'ı kaysi peç sevap yazıladı bilesen mi dediler? Allah ve onu Resulü bilgücü dediler. Allah'ı ekberdi kuliyini bağla geninde dediler. Benim eşi kuliyilerini bağla. Ceynemazgi turgen zakatıyla boya her bitti harfge 15'teden sevap avatken bu seyle indi 100'teden namaz içi de sevap hadiye kılınarken. 100'teden. Çünkü sahabeler namazgi yasınlarını, bakaralarını zamigi kuşu başlarken. Nige? Çünkü katta surede sevapam çünkü yarışı kub bularken. Peygamberim aleyhisselam ettiler. Kur'an okuyan adam dünyada Said bulup yaşaydı dediler. Said ne dediğini edip sorudu sahabeler. Aksiyek, mertebeli, faziletli, adamlar ikram kıyan Ali nesap insan bulup yaşaydı dediler. Kuda şuna koyarken. Uzun misal için fakir kembegalli bolası buluşu mümkün. Lekin kuluge Kur'an alıp, Kur'an'dan talim alıp, Kur'an okuyuşu başlangan zakatı Allah derecesini sayidler derecesine kutar uğrarken. Uziz de insana, turta karımdaşı çekirseyiz, siz tepege çıkayın Kur'an okuyusuz deyip uzunuz cevap veririz karımdaşlaya. Doğru mu? Hatta bolaca bu seyem, yukarıya çıkayın, bir kelime Kur'an oku veririz, bolan alıp çıkayla deyimize. Demi Allah etvattı, yeri uzadı onu derecesini sayit makamı getki zaman devattı. Ve onun can verişi şehidler makamı da buladı devattı. Eğer bizi Kur'an'ını muhabbet bilen okusay, can verişimiz şehidler dek. Güzel, hamma havas kılar derecede bularken. Kıyamet günü peygamberler safıda turadı ve uz peygamberini rıdası ete giden tutken halette cennet kekiredi dediler. Ne mi için? Bitti Kur'an için. Şu kitabı yakış kuru mu deyin? Şu kitabı yoldaşı mı de? Ana şu kitabı senge hadiye kigen peygamberim ile birge buldurken Allah. Demek inşallah şu rahmetki Kur'an bize geçiştirdi. Peygamberim aleyhisselam ettiler. Her bir Kur'an okuguçu, okugenige amel kısa kıyamet günü 10 ta ecdadı evladını cennetke apkiredi. Yani şefaatçi buladı dediler. Siz Kuda halese bu digene cüz cüz yo para para Kur'an yatlaşız digenemez. Törtte sure bilez. Amellep gıççelep şunu okuvaz. Lekin okuyenizge amel kuvaz. Kuda şunu kımegin digenekemi Kur'an'da kımı yapsız. Vefat etip kasiyiz Allah Ta'ala cennetki kiramiyetken tağayızdan, emekizden, emmeyizden, buğayızdan untasını tellep kegin ben cenneti açıp yeremendim yeterken. Ne için? Kur'an'ı okuyanı için. Ameli bilen okuyanı için inşallah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki cennetten çıkan narsa cennetke kaydıp gitedi kıyametke yakın dediler. Hali fırsat borayken kitabı açsaylar içi de yazık tapılı yetkenekken Kur'an'ı yadalıylar dediler. Arabistan'da kariyeler gıççele bitti kiçkine suranı karenki oylab yotlasayam Kur'an yotlaşı kuyuşmasayken. Sebabı Kur'an'ı yotlap durgen akıl var ki hiç kaçan adam tanımaydıgen bopkamasayken. Zanı tildi etken de hunuk korkunçlik keser sklerozga uçurmasayken. Şunun için iki ayetten bir yılda yotlagan takdirimizdeyem Kur'an yotla yetken akılge Kuda rahim kılarken yotlap yürüşümüz gereken. Bir saatimde beşte sura bağırdı. Şunu altıda kılamandı, kas kıldım duası mı?
aqlingiz o'zingizga xizmatchi xudo xolisa. Telba qilib qaritmaydi, odamlarga mazaq qilib qo'ymaydi inshaalloh. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar bir kuni. Meni huzurimga Ubay chaqirib kelinglar dedilar. Odamlar chaqirib kelishdi, Hazrat Ubay salom berib kirdilar de. Jonim sizga fido bo'lsin, ona otamni shirin joni sizga fido bo'lsin, yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nima yumushda chaqirtirdiz dedilar. Ey Ubay, bayinani o'qib berarkansiz, Alloh buyurdi dedilar de payg'ambarim alayhisalom ko'zlarida yosh bilan o'tirdilar. Shunda so'radilar Hazrat Ubay, Qur'on sizga nozil bo'lgan, men o'qib beramanmi dedilar. Alloh shuni xohladi Ubay dedilar. Alloh meni ismimni tiliga olib Ubay o'qib bersin deb aytdimi dedilar. Ha dedilar payg'ambarim alayhisalom. Keyin Hazrat Ubay Bayyina surasini o'qib berdilar. Payg'ambarim alayhisalom yig'lab uni muhabbat bilan eshitdilar. Tafakkur qiling, bu qanaqa baxtki, payg'ambar de zotga bir sahoba xudo nazar qilib falonchi inson o'qib bersin deish, bu Allohning darajasi bandalariga bergan. Va payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilarki, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo so'roqni, javobni olib bo'lgandan keyin bandalarini qiroat qilganlarini alohida chaqiradi dedilar. Jannati jannatga ketib bo'ldi, do'zaxi do'zaxga ketib bo'ldi, Alloh amr qilar ekan. Ey maloyikalar, dunyoda kitob ko'targan borki yig'ishtirib kelarkan. Odamlar shovul shovul kelar ekan, qorilar, qoriyalar, odam isafiyullohdan bizandovrimizgacha, mushafdan Qur'ongacha o'qiganlar kelar ekan. Shunda Alloh aytar ekan, oyog'ingiz yerda turganda, mahshar maydonida turganda tilovat qiling va yuksalib ko'tarilishni boshlang derkan. Mana shunda yerga qarab turib Qur'onni nechta sura bilasiz? Bismillahdan keyin Alhamdulillahi Robbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Qorilar parvoz qila boshlar ekan. Oxira Yosinni o'qib bo'ldi, voqiyani o'qib bo'ldi, yodlaganda endi hayotida. Mulki yodladi, 3-4 ta zamdan yodlab berdi de, Nos surasiga kelganda to'xtadi de, Alloh bilganim adadi shu yergacha edi deb to'xtasa, to'xtab qolgan jannatida abadul abad qolsin deb aytar ekan Alloh. 8 qavat jannati qaysirsin eshigida to'xtab qoldi. O'sha yerda qolsin abadul abad der ekan Alloh. Shunda 5-chi qavatga kirib ketayotgan qiroat egasi u Firdavsga 8-chi jannatga qarab, yana ko'proq yodlasam, Firdavslarga qarangki abadul abad qolgan bo'lardim Alloh deb yig'lab kirib ketar ekan. Odamlar jannatni o'ziga ham kira olmayapti, lekin u qori Firdavsga yeta olmagan uchun yig'lab kirar ekan. Yuruvchi Qur'onlar bor, 30 pora Qur'on yod olgan yuruvchi Qur'on deydi. Yaqinda mana bizda Qo'qonda chiqdi, Muhammad Loyiq degan bir qori chiqdilar. Muhammad Loyiq Arabistonda Qur'on musobaqasida birinchilikni olib keldilar. Arablar dog'da qoldi. Ona tili arablar. O'sha yigit kelgandan keyin podshoyimizga amr berdilar Qur'on maktabi ochilishiga. Menga ikkinchi o'rin kerak emas dedilar. Men qanoat qilmayman ikkinchi o'ringa. Birinchi o'rin. Arablardan xuddi shu yigitdek birinchi o'rinni tortib oladigan qorilar kerak menga dedilar. Shuning uchun Islom akademiyasiga qo'l urilyapti. Sarvari koinot alayhi salom marhamat qildilarki, 30 pora Qur'onni yod olgan odamni jasadini qabrda qurt yemaydi dedilar. Qo'yilgandek qiyomat kuni turib keladi dedilar. Qur'onni suv qilib ichib, go'sh-go'shiga, et-etiga joylagan odam qabrda chirimas ekan azizlar, o'zday turar ekan. Mana 250 yil o'tib qabrni ochganda Xudoning rahmati bilan Sufi Oxun degan bir odamni qabrda eti yumshoqmish, qotmaganmish qalimayit. 250 yil bo'pti qo'yilganlarga. Buncha go'zal, buncha rahmat kafanni yuzini ochsa kafandan nur chiqib turibdi deydi. Odam to'ymaydi hali, mayitni yuziga qarab to'ymaysan deydi. Buni hammasini Alloh Qur'onning oqibatidan ato etar ekan inshaalloh. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, Qur'on Ramazon oyida nozil bo'lgan, yer yuziga tushgan 4 ta kitob borki, Zabur, Tavrot, Injil, Qur'on hammasi faqat Ramazonda nozil bo'lgan. Chunki Ramazon oylarining podshohidir. Chunki u oyda farishtalar qo'yib yuborilib, qarangki, shaytonlar kishanlab qo'yilar ekan. Sarvari koinot alayhisalom marhamat qildilar. Qur'onni Jabroil alayhisalomga har yili Ramazonda bitta xatm qilib topshirardim. Alloh shuni buyurardi. Vafot etadigan yilim 2 marta xatm qildim dedilar. Bizga ham mana har yili ustozlarimizga Ramazon oyida borib xatm topshiramiz, xatolarimiz bo'lsa tuzatish, to'g'rilash qarangki niyatida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlar osonlik bilan o'qiyotgan Qur'onni
Menga vahiysi juda og'ir keldi dedilar. Titrab, qaqshab, oyoq qo'llaridan jon qochib, lablari ko'kargan holatda qarangki, Qur'onni vahiysini qabul qilar ekanlar. Shunchalik qiyin ekanki, har bitta oyat nozil bo'yotganda u dunyo bilan bu dunyoga borib kelar ekanlar, bosimi kuchi shunchalik og'ir bo'lar ekan. Demak, ba'zi suralarni yodlayotganda insonlarga imtihon kelsa, sinov kelsa, mana Hazrati Yosin, yo Hazrati Taboraklar yodlayotganda dard kelib qolsa, bu Xudoni o'sha surani ko'tarishdan oldin bandasini bir chiniqtirib olishi bo'lar ekan. Gunohlarini bir to'kib olishi bo'lar ekan, shu suraga loyiq qilib berar ekan. Inshaalloh. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, yer yuziga birinchi bo'lib tushgan sura bu Iqro, ya'ni o'qi deb amr qilingan Alaq surasidir dedilar. Alaqi ma'nosi nima deb so'ralganda quyqa qon deb javob berildi. Yer yuziga birinchi bo'lib Qur'on tushdi, Allohning birinchi hukmi o'qidiyapti, ilmga boshlayapti Alloh. Jahillikdan bilimga boshlayaptiki, o'qi. 3 marta nido bo'ldi payg'ambarimiz alayhisalomga, o'qi. O'qishni bilmayman deb yig'ladilar g'or ichida. Xiro g'orida yig'ladilar, ey Alloh, o'qishni bilmayman deb yig'lovdilar. Alloh subhanahu va taolo fazl berdi va bir lahzada dunyoning bir necha tilida va Qur'onni bexato o'qiydigan Alloh taolo ilm bilan boyitib qo'ydi. Dunyoda payg'ambarim alayhisalom bilmagan til bo'lmagan ekan, hamma tilda bemalol gaplasha olgan ekanlar. Neki dinni qabul qilaman deb kelayotgan g'ayri dinlarni tilini tushunish uchun shunaqa rahmatga ega qilgan ekan Alloh. Va sarvar koinot alayhisalom marhamat qildilar, oxirgi bo'lib yer yuziga tushgan sura ba'zi rivoyatlarda Moida dasturxon surasi deyiladi va ba'zi rivoyatlarda Nasr, Izaja surasi, ya'ni Makka fathiga buyurilgan sura deb taxmin qilinadi. Payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilar. Arab tilini o'rganing va arablarni yaxshi ko'ring uch narsa uchun dedilar. Arab tilini o'rganishimiz mana hozirda 50 ga, 60 ga chiqqan ayollar shu yoshda misol uchun Allohga shukr, tirichilikni ham qildik, bola chaqani ham qildik. Endi qo'limiz bo'shadi, Allohning ibodatiga, ilmiga qani ro'baro bo'laylik deb turib Arab tilini o'rganishinglar mana shu 3 ta sababdan bo'lar ekan. Birinchisi, payg'ambarim alayhisalom men arabman, shuning uchun arablarni yaxshi ko'ring va arab tiliga mehr qo'ying dedilar. Ikkinchisi, arab tilini o'rganing chunki Qur'on arab tilidadir dedilar. Uchinchisi, arab tilini o'rganing va ixlos qiling chunki qiyomat kuni hamma jannat ahli arab tilida gaplashadi dedilar. Xudo xolisi mana ostona xatlab shunda bir qadam qo'yib jannatga kirgan zohotimiz hammamiz arabiy tilda gaplashadigan qilib qo'yarkan Alloh. Jannati tili bitta bo'lar ekan. O'zbek ham, qozoq ham, arab ham faqat arab tilida gaplashar ekan. Va payg'ambarim alayhisalom aytdilar, Xudo nazar qilgan 4 muborak qori bor. Shu qorilarni biling va nabiralaringizga shu insonlarning ismini qo'ying. Shoyat Allohning nazariga Qur'on bilan tushgan bu kimsalarni sizni farzandlaringizga ham Qur'onni shu darajada o'qib Allohning sevgisiga sazovor bo'lish nasib qilsa dedilar. Birinchi Alloh nazar qilgan qori Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu bo'lar ekanlar. Ismlari Ubay bo'lgan ekan. Ikkinchilari Abdulloh ibn Ma'sud bo'lgan ekanlar radhiyallohu anhu. Uchinchilari Mu'oz ibn Jabal bo'lgan ekanlar radhiyallohu anhu. Va to'rtinchilari Hazrati Usmonni ozod qilgan qullari Solim radhiyallohu anhu bo'lgan ekanlar. Faraz qiling, yarim Arabiston Qur'on o'qiyapti, shu 4 ta qorini oldiga tushadigani yo'q. Alloh aytibdi vahiy bilan. Shu 4 qoringizni qiroatiga meni qalbim to'ldi deyapti Robbim. Shunaqa darajada o'qish nasib qilsin hammamizga. Inshaalloh. Faqat yana bitta narsani aytmoqchiman, gap aytmani janazalarga kirib qolaman, ko'p joyda aytaman bu narsani. Aziz ayollar, shu janazada darro kimdir Qur'on o'qisa, bir ilmli ko'pincha yetib kirgunimizcha o'sha Qur'onni yengi boshlagan odamlarni azgina dilini xufton qilib qo'yishadi. Qur'onni o'qimang. Noto'g'ri o'qiyapsiz. Qur'onni palonchi o'qisin, sizga hali vohli degan gaplar bilan. Alloh hammani ilm darajasida qiyomat kuni savol javob qiladi. Alloh subhanahu va taolodan Qur'onni o'qib bo'lib nima deymiz? Allohim, yaratgan egam, xatoyi nuqsoni bo'lsa kechirgin. Kamlari bo'lsa to'ldirgin. Dargohingda qabul qilgin deb yalinamizmi? Demak, inshaalloh shu bilib bilmay qilgan xatolarimiz ustini yopadi va to'g'ri o'qishga imkon bo'lsa harakat qilamiz inshaalloh. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, 30 poradan tashkil topgan Qur'on 23 yil davomida yer yuziga tushib turdi dedilar. 13 yil Makkada, 10 yil Madinada.
Şun üçün Kur'an'da surələr Məkki və Mədəni idi betilədi. Və Peyğəmbərim əleyhissalam etibətdilər, balalarınızgə Əlhamdu surəsini uziz orgatin. Sizdən aldın heç kim münge ülgürməsin. Çünki bilib qoyin, hayatta en qob okuladigən surə Fatihə Əlhamdudur. Xər namazda okigəndə, xər patəxədə okigəndə, birinci bölüb savabı orgatgan adam gəyazilər, dedilər. Çünkü eğer ona bilen ota o'rgatib qo'ysa alhamdulillah, ya buvi bilen buva o'rgatib qo'ysa alhamdulillah, savobi begona bo'lmas ekan. Şu bola her namazga kelib alhamdulillahi robbil alamin deganda, buvi bilen ota-onaning qabriga yorug'lik kirib kelaverar ekan inshaalloh. Va sarvar koinot alayhissalom aytdilar, Qur'onda eng darajasi büyük bo'lgan sura qaysi sura bilasizlarmi dedilar. Qaysi dedi sahobalar? Fatiha, alhamdu surasidir dedilar. Şunun için alengeyi ateş bu bismillah atken adamı peşenesine kolizi koyup 7 mertte Fatiha'nı okusayız. İsmi küşedi. Fakat güman kımı yoksayız bu oldu dediler. Sarvari kainat aleyhi salatu ve salam bir gün cahinden çıkıyor atken adamı kuzluge oksan çırıp durgen iken bir sahabe şaşırtır tart vagan iken hali kuzlu sakkası bitti kıl tamırga asılıp kaptı. Rahatlaptı adamla korkup getip Peygamberimiz aleyhi salam çakırıp kesele Resulullah sallallahu aleyhi ve salam ağız suğulargi kollarını koyup durup şunday hali kuzu olmasını joyiga qaytarib 7 marta alhamdulillah o'qibdilar. Qo'llarini osala avvalgidek ko'zi bir chiroyli bo'lib turibdi. Ya subhanalloh deb sahobalar nima o'qidingiz jonim sizga fido bo'lsin, nima o'qidingiz payg'ambarim alayhisalom desa 7 marta alhamdulillah o'qidim ummato. Bu sura shunchalik buyukki, u qanchadan qancha mo'jizalarga qodirdir degan ekanlar Allohning rahmati bilan. Haligi odam bo'lishi mumkin emas. 7 marta alhamdulillah bilan atsagala ko'z osib tushgan ekan. Endi har qancha ketlardan yurib yalinmasin payg'ambarim alayhisalom qo'y endi foydasi yo'q. Gumon qilingan narsada shifo yo'qmaydi degan ekanlar. Shuning uchun bir dorini ham gumon bilan ichsangiz ichmay qo'yavering. Bab shifo bo'lmaydi undan. Ixlosdan xalos bo'ladi barakalla. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Xufton namoziga chiqib ketayotgandilar. Oyisha Siddiqa onamga qaradilar deydilar. Oyisha, Qur'onni xatm qilmay uxlamanga dedilar. Oyisha onam to sura gullarcha Xuftonga chiqib ketdilar va qaytib keluvdilar. O'qidingizmi? Qur'onni xatm qildingizmi? Dedilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bunaqa qisqa muddat ichida men Qur'onni xatm qilarmidim? Hayroni bo'lib o'tiribman, dedilar. 3 marta qul huvallohu ahadni o'qib uyquga yotishni odat qiling, Oyisha. Har tunda sizni farishtalar xatm bilan uxladi deb yozib qo'yadi, dedilar. Bu narsa sizlarning ham qo'lingizdan keladi. Bo'ldi, shu bugun shu dargohdan shuni vazifa qilib olib ketasizlar. Mütevazı ordin kitap kitamızı, Allah halısa. Her gün iki çeşit bu sun xuftan okup bolup, mülkü okuydu gelle mülkü okup bolup, ya üç merte kulhu Allah'a hatta okumadı mı? Okup yatı Allah'ın farişteleri mene, inşallah hatın kıyaller safiye olsun. Dip, adet kalasıyla. Kıyamet günü varsayız, oy hatımlarız mübareği bulsun, benden dedi Allah'ım inşallah. Allah'ım, ben Kur'an okuşu bilmegen, ben bilgensiz benden. Her kuni üçte ixlos bilan uyquga yotgansiz sizga dasta dasta xatmlar savobi mezoningizga qo'shib tortiladi bugun deb aytarkan Alloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, 4 marta kafirun o'qilganda 30 bora Qur'onga teng bo'ladi, 30 bora Qur'on o'qilgandek savobga ega bo'ladi dedilar. Va sarvar koinot alayhissalom Yosin Qur'onning qalbi yuragi davlati voqiya va kelinchagi Ar-Rohman bo'ladi dedilar. Bir keçeyi kunduzda bitti khanadanda ayetel kursi bilen amana rasulü okulsa, şu khanadanda üç keçeyi üç kunduz geçe iblis zatı kirmeydi dediler. Yani, cin kirmeydi, iblis kirmeydi. Keçeyini bir ayol etattiler, bana atınayı sihir cadı kılışıptı. Kana kılıp kılışıptı desem, cin bilen kılışıptı. Şuna kadar yolu bara gene deyiler. Şimdi şuna kadar yolları var, Allah alem bunu alilime deydi, ilimi bar adam bile de başka adam bilmeydi. Cin jo'natib turib bir odamni xasta sarkash qiladi-da. Agar oyatal kursi bilan amana rasuli shu xotinni uyida har kuni o'qilganida edi, unga kor qilmay qaytib ketgan bo'lardi. Chunki bu Xudoning va'dasi. Inshaalloh. Kim oyatal kursini har namozdan keyin o'qisa, o'lgan zahoti jannat uniki dedilar payg'ambarim alayhisalom. Kim oyatal kursi bilan uyquga yotsa, tushida vafot etsa, ahli jannatlar safida bo'ladi dedilar. Shuning uchun ko'zimiz ilinguncha Oyatal kursini tilovat qilib, xulashimiz darkor bo'lar ekan. Bu payg'ambarim alayhisalom har bitta ummatimni qalbida Yosin bilan taborak yashashini juda xohlardim dedilar.
Mayli 30 para Qur'on demayman deyaptilar payg'ambarim alayhissalom. Lekin Yosinni yod oling, dunyo ofatidan saqlanishingizga sabab. Taborakki yod oling, qabr azobidan asralishingizga sabab turdidilar. Va Sarvari koinot alayhissalom aytdilar, mayitlaringizning ketidan Yosin bilan taborakki o'qing, shu bugun qabrga qo'yilgan mayit savol javob ko'rmaydi dedilar. Tanavara buni ko'm kesadi. Tepasida Yosin bilan taboraki yig'lab, yig'lab o'qib kelib, Alloh senga omonat topshirdim deb qabristondan qaytsa Alloh aytarkan, bas qayting. Bugun qabriga ziyofat bering. Mani mehmonim, avlodidan Yosin va taborakni yangratuvchilar bor ekan deb aytarkan Allohim. Endi uni ulg'irib olishimiz kerak tez-tez aziz ayollar. Va'da qiling, dinda va'da qilsa bo'ladi. Senga bir chiroyli orzuingni olib beraman. Chiroyli bir hadiyangni yetishtiraman jonim bolam. Sen beni xursand qilgin, ben seni xursand qilaman. Uni qarangki, qanchaligi ahamiyatsiz bo'lsin deyilsa, inshaalloh bolalar shunga intiladi va orqamizdan Qur'on ko'targanlar qolishiga o'zimiz ham sababchi bo'lamiz inshaalloh. Va payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilarki, Qur'on o'qiyotgan qorining boshiga sakinat farishtalari qo'nadi dedilar. Qur'on o'qiyotgan odami 7-chi osmondan xonadonini farishtalar qidirib kelar ekan. Mana mana shu ikkita qoshini o'rtasi bo'lgan peshanasidan Qur'on o'qigan odam borki farishta o'parkan. Payg'ambarim alayhisalom aytgan ekanlar, "Nega qorilarimning yuzi chiroyli bilasizlarmi?" debdilar. Nega desa sahobalar, "Chunki qorilarimni Xudoni bergan kuni farishtalar peshonasidan o'padi, farishtaning nuri mana shu qorilarga ko'chib o'tadi" degan ekanlar. Og'zini og'ziga tirab turar ekan, qorini og'ziga farishtalar og'zini ochib tirab turar ekanki, bironta harf yerga tushib isrof bo'lmasin deb. Keyin Allohning dargohiga chiqib o'qib berishar ekan. Kimni dargohidan olib keldingiz shuncha tilovat deb Alloh so'rasa, falonchi qizi falonchining dargohidan deb aytganda Alloh Qur'onni jannatiga hujjat qilinglar der ekan. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, Qur'on 76 ta joyda buyukligi va uni o'qish rahmat ekanligi tilovat qilingan ekan, ya'ni zikr qilingan ekan. Sizlarning ichingizda eng yaxshilaringiz Qur'onni bilib uni bildiradiganlaringizdir dedilar. O'zi bilib oldida endi kimgadir bildiryapti. Ummatim ichida eng yaxshisi shu, xijolat qilmay yetaversin dedilar payg'ambarim alayhisalom. Va marhamat qildilar, Qur'on o'qiyotganda qalbi yayragan kishi mu'min dedilar. Mu'min odamga yoqadi, yoqmay iloji yo'qroq dedilar. O'risi davrasiga borib, ishoninglar aziz ayollar, o'ris bilan karis o'tiribdi. Qur'on o'qisam yum-yum yig'lab o'tiribdi, boshimni ko'tarib duo qilaman desam yig'lab o'tiribdi. Shular nimani bilar ekan, aralash quralash qilib hammasini chaqiribdi. O'zbek ayol ekanlar, shular bilan o'rtoq ekan, hammasini chaqirgan ekanlar. O'qib bo'lgandan keyin rahmat senga deb haligini qulluq qilyaptiki, ruhim yayradi deydi. O'zi tushunmaydi Qur'onni, lekin ruhim yayradi, maza qildim deydi. Demak, shuni ham qalbida zarra bo'lsa ham iymoni bor-da. Va Sarvari koinot alayhi salom yana marhamat qildilarki, Qur'on o'qiyotganingizda eshik, rom va qarangki xonadoningizni qarsillashi va buyumlaringizdan ovoz chiqishi qiroatingiz paytida farishtalarning uyingizda hozirligidan dalolat dedilar. Mana gap kechib payt namozlarga tursangiz, yo hech uyqu kelavermaydi. Ke, ha barakali. Kechu chiqib 2 marta Qur'on o'qib qo'ya qoling deb turib uyg'onsangiz, mana hozir 40 ga chiqib sekin-sekin uyqusizlik boshlanyapti menda ham. 1 soat, 2 soat ko'z yumib ololmaydigan darajada bo'yapti. Alloh taolo buni bekorga bermaydi, ibodatga chaqiradi. Qaysi bandasidan Alloh uyquni ko'tarsa, uni chaqiryapti joy namoziga. Qiroatiga chaqiryapti, bilsin dedilar payg'ambar alayhisalom. Shunaqa paytda Hazrati Abdulloh ibn Mas'udni uylari qarsillasa, qo'rqib ketib Qur'onni yopib qo'yar ekanlar. So'rashar ekan, "Ey Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, nega qiroat qilganda uylaringiz qarsillasa, eshik romiz shaqillasa, qo'rqib turib qiroatni to'xtatasiz deganlarda jinmikin deyman?" desalar payg'ambarim alayhisalom, "Yo'q. Ular farishtalar, qiroatingiz paytida sizni yo'qlagani kelgan maloikalar" degan ekan. Shuning uchun qarsillasa xursand bo'laveringlar. Demak, sizni qiroatingizga farishtalar hozir bo'libdi inshaalloh. Va payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilarki, "Xo'p, Abdulloh ibn Amr ibn Os kelib radhiyallohu anhu so'radilarki, "Yo payg'ambar alayhisalom, men Qur'onni xatm qilib turaman. Qanchada qiling, bir oldingizdan o'tay dedim" dedilar. "Bir oyda qiling ummato" dedilar. "Qisqaroq" dedilar. "Qodirman, qisqarog'ini ayting. 15 kunda qiling" dedilar. "Qisqaroq ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qisqaroq" dedilar. "Haftada qiling qiroatni" dedilar.
Kıskara dediler 3 gün dediler. Yine dediler 5 dediler. Kur'an'ın hatmiga en az müddet 3 gün. Ya aziz kudret izge karab devam et olsun. Bir ayda yekulli ismi, iki ayda yekulli ismi. Lekin 3 günden kıska vaxt içinde hatim kılıçdaki Kur'an'ın bütün başlı savabını belini sindirip makruh koyadı dediler. Şunun için künüge 10 paradan doğru gelirken. Faraz kılayım 30 para Kur'an'ı 3 gibi böyle baksayız 10 para. Bir paranın uzı 10 varra buladı. Bir paranın uzı. Bir paranın uzı 10 varra bulsa. Barakalla. Künüge 100 tabi 90 yetedi. Kuzeyem hakkı var dediler. Cesat hakkı var kıyneme onu dediler. Hemen asadı tartıp var dedi. Bu güzel dinde. Kudana rahmeti bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işti. Hap dıptırıp haliki insan destur alıp gittiler. Peygamberim aleyhisselam ettiler. Ayarlar Kur'an okusa namahramı kulağa gitmeydiğen içkere uydu okusun dediler. Ayarlar hays kursa tuğruktan ki yenge kanda nefasta ve karen ki yuksuz haletlerde bilsin ki Kur'an'a tek işgen mümkünmez dediler. Benim şu Kur'an. Hazır ben bunu alıp ayakta koyuşum için bunun üstüde cilt gereken. Cilt. Çünkü analarımız daim bir matadan, duhabeleden Kur'an'ı uğrap koygen. Şunda hayzli adam aladı mı, taharatsız adam aladı mı, Kur'an'ı uşup ayağa koysa hakkı var. Lekin Kur'an yalangaç bu sayı taharatsız adam üşese Allah'ın kahri gelirken. Hayz kan kurup durgen hatın Kur'an'ı açıp okusa Allah ki uruş ilan kıttı digene kelle Peygamber aleyhisselam. Şunçali günahı ağır bularken. Lekin hayz kur mu yapsız? Hadi akbetiz. Burcaki ketva tutuz patak okuyanı yolda büzülüp kaldı taharatiz. Kur'an'ı ya da ki okuşu ruhsat berilgeneken. Hatta taharatsız bu seyizem. Yolda ketva tutum taharat büzülüp kaldı. Şamallaş bari dedi vasız o. Kur'an okuyun dese yaddan Kur'an'ı teymi okuşuz halal buladı. Kabul bularken. İnşallah. Peygamberim aleyhisselam ettiler. Kabir başıda hatın zatını okuyan Kur'an'ıdan. İçkarı uyudu okuyanın sevabı 27 derece uluğ buladı dediler. O Peygamberim aleyhisselam merhamet kılıp etvattiler ki Kur'an şunaka nimet ki dediler Kur'an'ı bilden peste kurtarıp bulmaydı. Kur'an tamamen ayak çözüp bulmaydı. Kur'an üstüge tasbih, kuz oynak, kalem koysa ilim yukmaydı dediler. Çünkü hiç kaçan Kur'an üstüge narsa koyuş mümkünmez. Ali okup olup ayarlı kuz oynakını okup koyadı. Alin kuz oynayın diyeyim ben. Kuz oynayı koyduğunuz mu Allah'ın sözünün üstüde hiç... Hatta karlı kolunu yugurtırken hıcalet kıladı. Ben şuna karlı görgen mi? Kolun temiydi. Çünkü Allah'ın sözü yazılırken de teberrük edip durup, kuz teşebbürü okuyduken karlı vardı. Demek ki yani şunda Kuda halesi Kur'an'ın yukuş ihtimali küçülü olarken. Ve bir tane sana yetip koyu Peygamberim aleyhisselam ettiler. Allah unutkenlerini unutadı dediler. Kaysa unutkenlerini dediler sahabeler. Yad alıp Kur'an'ı bilip durup kegin unutvargenlerini Allah unutadı dediler. Azzayalı bilip koyuyla. Bir vakti Yasin'ni bilerdim isimden çıkıp gitti. Dua etti mi? Afet bu. Allah kıyamet günü seni unutken ben de beterken. Huda rahim kıldıp dursak Allah Teala unutken ben sizi benden derken. Sebebi siz beni kelamımı unutken ediz de beterken Rabbim. Çünkü unutuşlikten Allah'ın o zesresi. Hacda okuligen Kur'an'ın her bitti harfiki 100.000 harf adadı var. Bana en kub sevap hacda verildi. Allah çakırıp, nasip kılıp hacilege borsayı bana 33 gün kıberildi hacile. Her günü bir paradan okusayan, okuşu biledigen adam. 30 günde tamam kıladı, bimalar inşallah. Uzunu kıynemi. Bir günde bir paradan 15'te okuyan diyen, boş kagene de. O da halise, bitti Kur'an'ı uşatta hatim kıp geledi. Her bitti harfige 100.000 intesava berilgenden ki, benim Kur'an'ı hacide okup bitirip gelen 30 gün içinde hatinge, şunaka hatimden 100.000 tasını tahlep koydu, biraz koyuladı. Allah'dan soru iyiliğe birsin ha şunu hammamızga. Nasip kısın inşallah. Peygamberim aleyhisselam merhamet kıldılar. Trik adam için Kur'an okulmaydı dediler. Şunu diyorlar ha. Benim maşını bitti. Şaharda atınayı varla. Uziz okuşu bilerken siz atraf izleyin. Karımdaş ruhlar izleyin okup koyayım. Ballar izleyin okup koyayım deyip. Natoru fatva verip yürüptüler. Peygamberim aleyhisselam etuattılar. Hiç kim bırak için namaz okup bir almaydı. Hiç kim bırak için rozu tutup bir almaydı. Hiç kim bırak için Kur'an okup bir almaydı. Beşikten kabir geçe alif beyt edip organ edip dediler. Tege kegende olup kasa kabirde her peşembe cuma günü mudarris farişteler Kur'an'dan ilim beredi dediler. Kabirde ilim alarken tohtamasaken ilim. Üzülgenmez varıp geri yetken adam. Hala kademi ilimde soğumagen idi Allah dese kabirde yem alıp çıkıp koyindi beterken Allah.
Lekin tri odamga onajon men sizga o'qib qo'ydim. Xolajon men sizga o'qib qo'ydim deyishlik bu nodonlik. Keyin bitta narsani ham bilaylik. Bir Qur'on o'qiydigan xotinga bir otini aytibdilarki, o'zingiz uchun ham hech xatm qilganmisiz debdilar. Aziz ayollar, o'zi o'qigan odamga birinchi yozilmay, u kimga yoziladi tafakkur qilib ko'ringchi. Har doim birinchi bo'lib yoziladigan savob albatta u Qur'onni zikr qilgan kishiga bo'ladi. Misol uchun men hayotim davomida 50 ta xatm qilgan bo'lsam, 50 ta xatmni kimga qilgan bo'lishimdan qat'i nazar birinchi Alloh o'zimga yozadi uni. Chunki men mehnat qildim. Men ko'zimni nurini sarfladim, men uning ustida o'tirdim. Men o'sha paytda maishat qilmadim, ibodat qildim. Alloh birinchi bo'lib o'zini. Qolaversa payg'ambar alayhisalomni, qolaversa Qur'onni jamlaganlarni, qolaversa xil xish 7 pushtisini deb aytar ekan inshaalloh. Keyin u niyat qilgan kishiga yetib borar. Boy aytdik-ku bitta harfdan 15 ta savob bo'lgandan keyin bitta xatmdan 15 ta xatm paydo bo'ladi aziz ayollar. Alloh taolo shu rahmatga hammamizni nasiba qilib. Xudoim haq taolo orqangizdan men niyatim inshaalloh uylaringizda qiroat qilganda odamlar yig'laydigan, qalbi insonlarga yetib boradigan qiroat egalari qolishini nasib qilsin. Qur'onni dunyoda eng go'zal o'qigan inson Davud alayhisalom bo'lgan ekanlar. Alloh aytadi, u Davud Zaburni tilovat qilganda qushlar jonsiz bo'lar edi. U Davud Qur'onni qarangki Zaburni tilovat qilganda joyida ketayotgan hayvonlar mahliyo bo'lib shu holatda suvsizlikdan aql qarangki aqldan begona bo'lardi deydi Alloh taolo. Qiyomat kuni hamma javobini berib bo'lgandan keyin Alloh amr qilar ekan, "Ey Davud alayhisalom, qani bir tilovat qiling ummatlar." Ya'niki jamiki payg'ambarlar ummatlari bugun Zaburning Qur'onning tilovatidan yayrasindirkan Alloh. Allohdan so'raylik, Allohdan umid qilaylik, navaralarni otini qo'yaylik Davud deb. Inshaalloh xonadoningizlarda tug'ilgan Davudlar xuddi shunaqa qiroat qiladigan zotlardan bo'lsin. Allohim bu xonadonda o'qilgan Qur'onlarni ham dargohida qabul etsin. Qilinayotgan xatmlar dargohiga yetib borsin. Xudoim Qur'onga amal qiluvchilardan bo'lish nasib etsin. Qur'onda qayt degandan qaytishlikka bor deganga borishlikka Alloh musharraf etsin. O'qilgan Qur'on bilan, bitta o'qilgan Qur'on bilan 7 pushtingizni qabriga chiroy yonar ekan aziz ayollar. Bitta qul huvallohu ahad o'qib qo'ydingiz, otangiz tomonidan 7 pushti, onangiz tomonidan 7 pushtini bugun qabrida zulmat yo'q ekan.